9 ülke, 4 kıta, 23 şehirde aradığı aşkı bulamayan Turkish Bilal, bu defa aşkı aramak için Drakula'nın memleketi Transilvanya'ya gelmişti. Bakalım onu burada ne bekliyordu? Neye gülüyorlar? Söyle biz de gülelim. Alo? Ana! He, geldim, Transilvanya'dayım. He, birazdan müstakbel gelininle buluşacağım ana. Yo, köylüler tipimi görünce beni meşaleyle kovalamadı. Yo. Ya ana kapat ya. Anne misin, şakacı radyo DJ misin belli değil, yemin ederim. Bilal, hoş geldin Türk lokumum. Lokum mu? Ay, ya ben kendimi daha çok keçi boynuzu tadında bilirdim ama. Olsun, teşekkür ederim. Çiçek, ya sizin bu şato çok kasvetli kızım ya. Evet, kasvetli. Hadi gidelim bu şatodan. Beni Sultanşehir Sivas ellerine götür. Sultanşehir Sivas elleri mi? Allah'ım, aradığım adaptasyon bu işte ya. Hadi gidelim kız. Hadi, anam bekliyor zaten. Yağmur yağacak. Ben şu sizin gardıroptan bir tane şemsiye alayım da şimdi durduk yere ıslanmayalım. Anan! Evet, anam. Siz tanıştınız mı anamla? Kızım, siz ananı niye kışlıkların arasına kaldırdınız ya? İnanmıyorum. Aman Tanrım. Beni takip ediyorlar. Belki de peşimdeler. Acaba neredeler? Hey sen, çocuk adam. Yoksa sen mi beni takip ediyorsun? Bana bir şey mi yapacaksın? Ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın? Ya elini öpüp helallik isteyeceğiz. Ben anlamadım ki bu neyin kafasını yaşıyor ya? Anacığım. Wow. Hadi hakkını helal et. Biz Sivas'a gidiyoruz düğüne. Düğüne gidiyoruz. Durun. Gitmeden önce Çiçeğin babasının elini öpmeniz gerekiyor. Ah, anne. Hani benim babam yıllar önce ölmüştü. Evet, hani ölmüştü senin baban. Ben sana sordum, baban sağ mı dedim, yok dedim. Ben de sana evlenme teklif ettim ya. Kim bunun babası? Benim. Aa, amca. Amca değil kızım, baba. Ulan ben neden hep çarpık ilişki mahsulü kızları seviyorum ya? Neden Allah'ım, neden? Bilal, amcam babammış. He. Ah, inanamıyorum. Aman Tanrım, aman Tanrım. O soğuk gecede ormana doğru ilerliyordum. Derken korktum ve pata pata koşmaya başladım. O sırada kalbim inanılmaz hızla kan pompalıyordu. Tam o sırada İsmailoğlu şak önüme geldi ve beni emdi. Emdim çünkü ben bir vampirim. Ya inanmıyorum. Bizden bunca zaman vampir olduğunu nasıl sakladın baba, bravo. Kızım neyi saklamış ya adam? Neyi saklamış Çiçek, senin gözün mü kor ya? Ya adamın kopek dişlerine bak, kat çıkmış. Adam ne zaman bağırsa arkada Ümit'le sen çalıyor. Bak şuna bak, pelerini var ya, gizlemiş diyor. Bir de... Deli mi lan bu? Ya ben amcamı avukat zannediyordum. Pelerin değil, cübbe değil miydi o? Canım. Çiçeğim. Arada fakir fukara sevindir, tamam mı kızım? Bir de hep şükret. De ki Allah, sen benim zekamdan almışsın ama güzelliğime vermişsin. Çok şükür de, tamam mı kızım? Aman, bırakalım bunları. Hadi damat, elimi öp. Gel öpeyim, gel. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Bak gelmeden bol sarımsaklı kelle paça içtim. Git öteye kon, git. Vallahi yakarım seni ha. Çiçek, senin baban vampirse sen de vampir oluyorsun. Evet Bilal, ben de... Aa! Demek ki ben o yüzden hep tavşan kanı çay içiyordum. Ben de vampirmişim. Ya ben şimdi seni köye götürsem, sen köydeki herkesi kutu meyve suyu gibi emcüklersin ya. Ne yapacağım ben? Düğünümüzde vampir köylü mü oynayacağız? Olmaz bu iş Çiçek. Ne yazık ki seninle gelemem ben çünkü bir vampirim. Değilsin. senin enişten değilim. Frankenstein'im. Aynı zamanda babanım. Gelme lan! Git öteye koy, git! Kaynana, sen de ikide bir bağırıp durma. Şimdi bir sakin olalım. Peki, sakin mi? Söyle bakalım. Sen o soğuk gecede benim kaynanama nasıl kaynadın? Frank Elmas. O soğuk gecede doktor beynime elektrik verdi. Beni diriltti. Ama tırmıklı köylüler beni öldürmek için kovaladılar. Ben de ormanda koştum ve annene çarptım. Ve böylece birbirimizin olduk. Tanrım buna inanamıyorum. Evet, hatırlar gibiyim. O soğuk gecede böyle ilerliyordum. Birden pat diye bir şey oldu. Ah, o sırada olmuş. Anlıyor musun? Tabii ki anlamıyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz atom parçacığı mısınız çarpışarak? Öyle olmaz o iş. Nesime ayrıntı vermeyeceğim tabii ki. Tam bir sakin olalım şimdi. Şimdi sen misin bunun babası dayı? Evet. Ne şiş ya? O soğuk gecede ben... Ya sen ne soğuk gecesi, ne soğuk gecesi. Bir soğuk gecede de şöyle sobaya kestane koyun. Eskileri yad edin, muhabbet edin. Hava sıcaklığı birazcık düştü mü sisemek. Allah Allah Allah! Sen misin lan baba? Benim. Bir şeyini öpeyim de kurtulalım bu işten hadi. Sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Kötü şaka yaptım. Babam kötü ya. Canavar ya. Kötü ya. Ben de kötü oldum. Ben de canavarım. Yapma öyle değil, öyle değil. Kızım öyle değil, hiç yakışıyorum çiçek. Değilsin. Ben evinizin köpeği değilim. Senin baban. Ayrıca ben bir kurt adamım. Bağırma lan sen de. Hayret bir şey ya. İyice dingonun ağrına çevirdiniz burayı. Kız istemeye mi geldik, hayvanat bahçesine mi geldik belli değil ya. Dayı anlat bakayım nasıl oldu bu iş senin, nasıl... Yani anladın işte. O soğuk gecede ormanda bir motorlu kuryeyi kovalıyordum. Ah, elimden kaçırdım. Sonra ormanda ananı gördüm. Süte ekmek doğrayıp bana verdi. O anda ondan çok etkilendim ve ona havladım. O da bana hoş dedi. Aferin kız kaynana. İlk defa mantıklı bir hareketini duydum bak. Bravo sana. Sonra dolunay batınca adam oldum ve birbirimizin olduk. Bravo'yu geri alıyorum hemen yine. Ya demek şimdi benim babam sensin. Ay o zaman helallik alalım. Ver patini de öpeyim ben babacığım. Hayır. Bende Sivaslı'ya verecek kız yok. Madem ben babanım, bu işi bozuyorum. Niye ya? Çünkü bizim kangallarla husumetimiz var. Seni parça pinçik edeceğim Sivaslı. Baba dur sakin ol. Dayı. Dayı ne? Kolt. Ah sopa. Kolt. Yakala oğlum. Kıs. Rex koş. Sopa. Yakala. Çiçek. Şimdi bu senin babansa, sen de yarı kurt musun? Nasıl oldu bu iş? Yani... Ya bak ben seni Sivas'a götürürüm köye. Geceleri içemeye de çıkarırım. Söz. Ama bak dolunayda bizim sürüye dalarsan kangallar boynuna çöker senin. Kurt musun? Cevap ver. Yani herhalde kurtum. Demek ki öyle oluyor. Kurt. Kurtsun yani kesin. Evet. Havura bakayım. Oo. Değil ya bu bence. Değil. Ben mi göremiyorum? Ulan görüntü yok, ses var. Bu ne ya? Kimsin? Gerçek babası benim. Ben görünmez adamım. Ulan senin yüzünden Noel Baba gibi oldum. Ho ho ho, yeter ya. Lütfen yeter ya. Bu ne oldu şimdi? Kim? Görünmez adam. O soğuk gecede kurt adamla değil, annenle ben birbirimizin olduk çiçek. Yo 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 tanrım, yo 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 yo. Yalan söylüyor. Ben böyle bir adamı hiç görmedim. Görünmezim çok normal. Ya Rabbim, bütün çiftleşme mevsimi gelmiş, yaratıklar buraya mı doluşmuş ya? Bu nasıl bir şey? Görünmez adam bile var. Görüyor musun Çiçek? Görmüyorum Bilal, adam görünmez. Sen ne kadar safsın. Senin o parlak zekanın yanında tabii bizimki sönük kalıyor. Görünmez adam. Evet. Sen misin şimdi bunun babası? Evet. Ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayım. Giyinik misin? Ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. Ayağım. Allah kahretmesin ya. Çiçek, yürü gidiyoruz. Yeter artık. Hadi durduk, tamam. Durduk. Nesin? Sen misin bu kızın babası? Şimdi sen mi çıktın ya? Ulan ben anamı dinleyip niye Sivas'tan bir öğretmen kız almıyorum? Neden ya? Kim bu? Ablam o ya. Abla ne haber? Hayır, ben senin ablan değilim. Ben şeytanım, benim içime şeytan kaçtı. Ho! Oğlum bak, vallahi ağzına sinek ilacı sıkarım senin ha. Koş! Şeytan. Senin derdin ne? Söyle bakayım. Ben bu kızdan büyüğüm. Dolayısıyla benim evlenmem gerekirdi. Az önce dereceye baktım. Bugün hava soğuk olacakmış. Eyvah. Bu soğuk yücürü. Bence birbirimizin olabiliriz Bilal. Hem ne kadar baş döndürücü bir güzelliğin var, baksana. Ne yapıyorsun ya? Bilal. Bizde töreler bunu gerektirir. Önce ablayla evleneceksin. Ya benim anam haç kurası bekleyen insan. Ben şeytanı gelin diye nasıl götüreyim anam? Ben seni götürürüm. Terbiyeli ol ya. Evet, ablam haklı Bilal. Yani beni seven töremiz de kabul eder. Öyle hemen başından atma. Eğer kimse istemiyorsa ben alırım. Şimdi herkes sakince oturabilir mi? Biraz konuşmak istiyorum. Herkes bir sakince otursun, yerleşelim. Herkes yer var. Tüne sen de, tamam. Baby. Allah canını almasın. Oğlum sen ne ara oturdun lan buraya? Bak. Otur lan, otur, tamam. Ne yapıyorsun oğlum sen? Allah canını. Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Hiçbiriniz eminim ki canavar olmak istemediniz. Bir şey sizi bunu itti, biliyorum. Sizin içinizde çok derinlerde harika, iyi, mutlu bir insan var. Ben onu tekrar görmek istiyorum. Ne dersin boy? Easy boy. Tamam, tamam, sakin ol. Şimdi söyleyin bana, bu sevdanın önünde duracak mısınız ha? Çünkü asıl canavarlık sevenleri ayırmaktır. Ağlattın beni, insan herif. Beni de. Sen lütfen ağlama Frankenstein, çok çirkin oluyorsun ya. O zaman hadi söyleyin. Bu sevdaya izin vermeyecek misiniz? Yoksa sarılıp birlik mi olacaksınız? Sarılıp birlik olacağız. Hadi sarılın. Kurtulalım bu işi. Sarılın. Bana da. Lan ne oldu oğlum? Çok özür dilerim. Frankenstein'in beynindeki elektrik prizine yanlışlıkla elimi soktum. Herkese elektrik çarptı galiba. Ne diyeyim? Artık diyecek bir şey yok. Görünmez kaza. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de